Orta Doğu ülkelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı Arap turistlerin talepleri üzerine 15 Temmuz gecesi Marmaris'te sıcak saatlerin yaşandığı bölgeye denizden turlar düzenlenmeye başlandı. Yaklaşık bir ay önce başlayan turlara Ürdün, Lübnan ve Filistinli turistler oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'ye Orta Doğu'dan turist getiren tur acentesi, müşterilerin isteği üzerine 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele denizden günübirlik tur düzenlemeye başladı. Sabah saat 10'da başlayan turda Arap turistler günübirlik mavi tur yapan tekneye bindirilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe gecesi bulunduğu otelin villasını denizden gören bir yere getiriliyor. Tekne villaya yaklaştığında Arap turistlere rehberlik yapan eylem yolcu 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın kaldığı villayı gösteriyor. Daha sonra teknenin villayı gördüğü bölümde toplanan turistlere mikrofondan seslenerek Cumhurbaşkanı'nın ilk kez halka buradan seslendiğini, demokrasi mücadelesine çağırdığını anlatıyor ve gece Marmaris'ten yükselen sesin ardından Türkiye'de milletin destan yazdığını sözleriyle anlatıma devam ediyor. Turistler ise rehberin anlatımıyla birlikte villanın önünde denizden fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışıp bol bol öz çekim yapmayı ihmal etmiyorlar. Sezon sonu olmasına rağmen halen ilgi gören turların en az Ekim sonuna kadar devam etmesinin, önümüzdeki yıl ise taleplerin katlanmasının beklendiği belirtildi. Ürdünlü turist Başar Abu Yagaz, Erdoğan ülkesini çok seviyor, o ülkesi için her şeyi yapan bir lider derken, Filistinli Alanur Aladvani, öncelikle Recep Tayyip Erdoğan kendi ülkesine ekonomik anlamda çok büyük katkı sağladı. Marmaris'e geliş sebebim darbe gecesi Erdoğan'ın burada kaldığı otelde neler yaşadığını görmek içindi. Onu seviyorum diye konuştu. رئيس يحب شعبه يحب الوطن العربي يحب العرب يحب الإسلام هو مسلم هو محافظ على الإسلام احنا نحبه كثير لأنه رئيس هو يعني من الرؤساء المميزين جينا على مرمريس عشان هيك احكوا لهم ضيفوا احنا جينا على مرمريس علشان نشوف وين سيد رجب طيب أردوغان كان موجود لما صار شبه الانقلاب تور مرمريس bölge müdürü Metin Heysem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap ülkelerinde çok sevildiğini ve Marmaris'e tatile gelen müşterilerin talepleri üzerine günübirlik tekne tur güzergahına Erdoğan'ın kaldığı otelde eklediklerini söyledi. Ürdün'de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan çok sevilmekte. Yani bugün değil, daha öncesi için de böyle. Bu malum olaydan sonra da gelen misafirlerimizde Cumhurbaşkanımızın kaldığı yeri görmek ve o olayın ne olduğunu anlatıp öğrenmek için bizden böyle bir talep istediler, gelişti. Ondan bu yana da işte 15 Temmuz'dan bu yana da yol güzergahını değiştirerek işte bu malum olayın olduğu yere misafirlerimizi götürerek hem info veriyoruz hem fotoğraf molası vererek güzergahımızı değiştirdik. Böyle bir şey deniyoruz şimdi. Tur rehberi Eylem Yolcu ise turizmde bazı gelişmeleri değerlendirmek gerektiğini söyleyerek Arap misafirlerimizin Erdoğan'a özel bir ilgisi olduğunu çok iyi bilen bir kişi olarak buraya tur düzenlemeyi planladık. Turlara ilgi beklediğimizden daha fazla oldu dedi. Bazen turizmde siz de takdir edersiniz ki bazı şeyleri değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Bu da bir fikirdi. Çünkü misafirlerimizin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrı bir ilgisi, özel bir ilgisi var. Ben de açıkçası bunu kullanmak istedim.